Günde minimum 4 saat, 6 saat hayalini kurduğun işle ilgili YouTube'da içerik izle, hmm. podcast dinle. Kendini başkalarıyla kıyaslayıp böyle gereksiz yere de kendini ateşe atmayacaksın her zaman. Çok güzel. Girişimcilik o demek değil yani böyle hiç plan program olmadan fazla özgüven ve fazla cesaretle her şeyi atlamak kesinlikle değil. Gerçekten Türkiye'de bir şey yapmak çok zor. Hepimiz hmm. biliyoruz bunu, katılıyoruz. İnkar eden de yalan söylüyordur, gerçekler ortada. Bir sürü şeyi feda ettim eğlenmedim, gezmedim, Netflix izlemedim, oyun oynamadım, pazar çalıştım vesaire vesaire. Dedemin güzel bir sözü var. Yani normal insanlar hatalarından ders alır. Akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders alanlardır diye. Sevdiğin işi yaptığın zaman aslında iş gibi gelmiyor sana evet. Kendini geliştiriyorsun, eğleniyorsun, üzerine bir de para alıyorsun. Sen dünyanın en iyi basketbolcusu ol, en iyi takımda olup olmadığın gerçek mesele. Evet. Gemileri yakmaya hazırsan girişimci olmak da zorunda değilsin. Şu hayatta her şeyi başarırsın abi. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bu hafta konumuz biraz daha farklı. Çok farklı şeyler konuşacağız. Dijital dünyada e, girişimciliği konuşacağız, e-ticareti konuşacağız. Ve bunlarla alakalı benim çok sevdiğim bir ismin yanındayım. Mustafa hoş geldin. Ben de hoş buldum herhalde. Artık sizin mekandayız. Hoş buldum Gökhan. Yani ben de kanalına hoş geldim ama sen de ofisimize ve stüdyomuza hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki varsın, iyi ki geldiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel, yani ben, ben uzun zamandır takip ediyorum hatta seni kolay değil hatta şu sloganla ben seni tanıdım. Bunu da konuşalım bugün, girişimcilik tarafında konuşalım ama önce seni bir tanıyalım. Sen kimsin? Kısaca şöyle kendini tanıtsan, arkasından sorularını ben de sorsam. Süper abi şöyle, ben 21 yaşında mezun oldum üniversiteden, şu an 32 yaşındayım. 11-12 senedir kendi işlerimi, kendi hayallerimin peşinden koşuyorum. Popüler terim olarak girişimcilik deniyor buna, girişimci deniyor. Aileden de girişimciyim aslında, ailem de girişimci o anlamda çok şanslı bir insanım. Hı hı. Hayatta tek bir şeyden korkuyorum. O korktuğum şey de geriye dönüp baktığımda yeterince çabalamamış, uğraşmamış hmm. olmak. Bunu hiçbir zaman yaşamak istemediğim için de canla başla bir şeyler yapmaya çalışıyorum yıllardır. Bu naçizane, kolay değil de bağlayalım. Bu serüvende de naçizane yaptığımız hatalar, tecrübelerimiz, eksiklerimiz ve tavsiyelerimizi... Kolay değil de anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Süper. Umarım faydalı oluyoruzdur. Oluyor çünkü beni çeken yerde orası oldu. Çünkü ben şöyle bir hayal kuruyorum. Evet, gençler sınava hazırlanıyor, üniversite bitirdik. Sen üniversiteyi bitirdin. Bilgisayar mühendisliği evet. değil mi? Bilgisayar mühendisliği bitirdin. Ve şu anda bambaşka bir dünyanın içindesin. Hı hı. Şöyle giriş yapalım mı? Girişim dediğim şey bugünkü gençlerin alacağı değil de ne sence? Nasıl deriz ona? Çok güzel soru. Şimdi girişimciliği bence sadece şu anda teknolojik iş yapan, iş evet. kuran insanlara indir, indirgeyoruz. Ben hep şunu iddia ediyorum, yani bir çiğ köfte dükkanı açmış, belki konfor olanı ve bir hazır maaşı ve bir sistemi elinin tersiyle etmiş, parasını risk etmiş veya zamanını risk etmiş. Hı -hı. İnsanların her biri aslında kendi o müteşebbis insanların hepsi aslında girişimci oluyor. Burada girişimcilik aslında hani her türlü girişimcilik çok değerli. Hı -hı. Çünkü kolay değilin aslında oradan geliyor. Şu an Türkiye'deki duruma bakalım mı? Yani şu an hangi insan yaptığı işte böyle kafası rahat olabilir ki evet. o yüzden o risk seviyesi ve o çektiğin sıkıntıları düşündüğün zaman bence bu terim eğer güzel bir terimse girişimcilik herkes bunu hak ediyor kesinlikle Hı -hı. yani biz özellikle bir de teknoloji işinin içinde olduğumuz için bence daha ön plana çıkartılıyoruz Hı -hı. yani bakarsan çok farklı işler yapan inanılmaz insanlar var. Bizden çok daha yetenekli, çok daha başarılı. Hmm. Ama biz birazcık daha böyle işte yazılım, e-ticaret ve teknoloji işinde olunca herkes seni ön plana ettiriyor. Hmm. Biraz da orada. Peki sınava az bir genç olsaydın şu anda gündemde şu an kaç yıl oldu mezun olalı? Ben 2010'da mezun oldum. 11 evet. yıl oldu. Şu anda tam böyle üniversite yıllarında olsan falan ne yapardın abi? Şu an gençliğinde olsaydın? Abi süper. Ben bazen çok ufak bundan bahsediyorum ne yapardığımdan. Şu an aslında bu YouTube'daki içeriklere ki sen inanılmaz büyük orada Hı -hı. fayda sağlıyorsun. YouTube'a baktığımızda bence inanılmaz demokratik bir yer var. Bir dünya var orada. Hı -hı. Bu şu demek. Bir genç arkadaşımız şu an hayal kurduğu bir yazılım işi olabilir, başka bir şey olabilir. Onunla ilgili sonsuz kaynağı ve imkana sahip araştırmaz evet. okuması. Ben o yüzden üniversiteye hazırlanan arkadaşlara veya üniversite okuyan insanlara bile şunu öneriyorum her zaman. Abi diyorum sen ne yapıyorsan yap, çalış dersini ama günde minimum 4 saat, 6 saat hayalini kurduğun işle ilgili YouTube'da içerik izle, hmm. podcast dinle, kitap da oku ama genelde kitaplar daha uzun olabiliyor ve daha belki anlaması zor olabiliyor. Evet. YouTube'daki böyle hap bilgiler çok daha iyi olabiliyor. O yüzden örneğin yazılımcı olmak isteyen biri, bir teknoloji şirketi kurmak isteyen biri girsin abi. Şey önemli değil, ben daha işte üniversiteye hazırlanıyorum, çok erken değil mi? Hayır, hayır. Değil, gerçekten Başla. Lise birden başla. Ben şunu çok canı gönülden söyleyeyim. Beni başarılı gören insanlar için arkadaşlar ben 21 yaşında mezun olana kadar hiçbir şey yapmadım. Ne kendimi geliştirdim adam akıllı. doğru düzgün bir şey yapmadım. Hı hı. Ne yaptıysam sonra yaptım. O yüzden bugün benim beni böyle örneğin bir konferansa çağıran işte üniversite kulüplerindeki ya da lisedeki kulüplerdeki arkadaşlara hep şunu anlatıyorum. Siz benden diyorum daha ileridesiniz. Hı hı. Siz benden çok daha genç yaşta benim gibi insanlarla tanışan, kovalayan, ısıran çabalayan birisiniz ve benden çok daha öndesiniz. Hmm. Bunu bırakmayın. Üzerine koyarak devam edin diyorum yani. Çok güzel. 21'de ne oldu çok özel değilse? Şey mezun olduktan sonra. Yani sonuna. mezun oldum yani o anı mı bekliyordun yoksa ya şu oldu ve hayatım Şöyle. değişti. Şöyle. niye soruyorum biliyor musun? Bazı gençler de o anı bekliyor. Hani bir şey olsa ve hani sihirli bir değnek falan o günden sonra falan hayır. Başka bir şey mi vardı orada? Çok güzel. Şöyle abi benim açıkçası yani üniversite Bitmeye yakın böyle ufak ufak dank etmişti. Biraz daha kendi gelişimi hızlandırmak. Yani üniversite son sınıfta başlamıştım ama hı hı. bunun gerçekten zirveye çıkması mezun olduktan sonra çünkü daha da daha da geniş bir vaktim var. Mezun olmuşsun artık kafan rahat. Şu anlaşılma çıkmasın ben her zaman girişimci olmayı bir işler yapmayı ve kurmayı planlıyordum. Yani hı hı. üniversiteden mezun oldum boşta kaldım ve hadi bir şirket kurayım olmadı hiçbir zaman. Ama bu doğrudur diye söylemiyorum çünkü beni izleyen arkadaşlara da hep bunu telkin ediyorum, tekrar hatırlatıyorum. Benim ailem girişimciydi zaten. Hmm. Benim hep önümde o örnek olduğu için öyle başlamak bana normal geliyordu. Bunu A, Mustafa abi böyle yapmış, biz de böyle yapalım, doğrusu evet. budur diyen arkadaşları ondan hatırlatıyorum. Herkesin evet. kendi... Arka planı, kendi yaşadıkları, kendi ailesi, kendi büyüdüğü ortam hmm. vesaire vesaire var. Bunlardan önemli, buradan avantajı alacaksın avantajları ve onu kullanmaya çalışacaksın. Kendini başkalarıyla kıyaslayıp böyle gereksiz yere de kendini ateşe atmayacaksın her zaman. Çok güzel. Girişimcilik o demek değil yani böyle hiç plan program olmadan fazla özgüven ve fazla cesaretle her şeyi atlamak kesinlikle değil. Çok güzel. Peki bu ismi niye koydun abi? Hani dedin ya zaten ailede gördüğün şeyler Hı -hı. vardı. Kolay değil miydi hakikaten yol? Ya da hala kolay değil mi senin için? Abi değil tabii ki. Hangimiz için kolay ki? İşte senin de bir sürü plan programın var, hayallerin var. Hı -hı. Ben hiçbir zaman ülkeyi ya da coğrafya kaderdir zihniyetine prim vermiş bir insan değilim. Her zaman suçu ve şeyi kendimde arayan ve çözümü de yine kendimde ve ekibimde bulmaya çalışan bir insanım. Bunu niye söylüyorum? İşte ülkeyi kuru, ıvır zıvır birçok şeyi suçlayacak olursan hep böyle bir bahanelerin arkasına sığınma refleksi gelişiyor insanda. Bu gerçekleri bu arada değiştirmiyor. Gerçekten Türkiye'de bir şey yapmak çok zor. Hepimiz biliyoruz bunu, katılıyoruz. İnkar eden de yalan söylüyordur. Gerçekler ortada. <laughs> Lakin değiştiremeyeceğimiz bir şey varsa abi onun yerine işe pozitif bakıp nasıl buradan kurtuluruz, buradan nasıl avantajla çıkarız'a odaklanmak gerekiyor. Kolay değil de aslında böyle Bur buradan türedi. Şöyle oldu yani ben bu 11-12 senede farklı şirketlerde bir şeyler yapmaya çalışırken dışarıdan insanların bende gördüğü imaj hı hı. şuydu. Aa, Mustafa ya sen yapıyorsun ya çok iyi gidiyorsun çok başarılısın vesaire vesaire ben de sürekli kendimi abi yok öyle değil ya şu oluyor bak hiç kolay değil bu oluyor hiç kolay değil diye diye böyle sürekli bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara yani sen dışarıdan sonuca baktığında o sonucu görüp hmm. a diyorsun ne güzel yaptın ama arkada ben her Allah'ın günü sabah evet, 6'dan evet, evet. geceye kadar bir sürü şeyi feda ettim eğlenmedim gezmedim Netflix izlemedim, oyun oynamadım, pazar çalıştım falan, vesaire vesaire. Sonra o kadar çok kolay değil dediğimi fark ettim ki, dedim ki biz bunu bir kişiye anlatıp orada çok yok güzel. olmaktansa herkese anlatalım, binlerce insana faydalı olsun dedim. Son olarak bir şey daha ekleyeyim burada. Dedemin güzel bir sözü var. Yani normal insanlar hatalarından ders alır. Akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders alanlardır diye. Ben dedim ki ben başkalarının hatalarından ders çok alamadım. Çünkü çok samimi söyleyeceğim. 2010'da YouTube diye bir şey şu anki gibi yoktu. İçerik yoktu YouTube'da, evet. sen de biliyorsun. Tabii, tabii. Ama şu an beni geçin zaten, ben kimim ki? Bir sürü iş adamının, bir sürü insanın hikayelerini, başarısızlıkların tecrübelerini paylaştığı milyonlarca video var. Oturun izleyin abi. Süpersin. Fedakarlıklarını da anlattın ya böyle kısaca Hı -hı. Netflix'ler izlemedim yeri geldi pazarları çalıştım yeri geldi ki hala da bu belki devam ediyor değil mi? hayat? Yeri geldi yani. değil her zaman böyle yani. Benim için aslında normal olan bu. Şaşılacak bir şey değil aslında yani bunu hep ben tayfa Baba'da anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu aslında olması gereken. Ha Bunu biz eğer sevmediğimiz bir işte yaparsak çok tabii tehlikeli bir durum. Çünkü nefes almaya vaktimiz yok ama diğer türlü sen zaten nefesi bile burada alıyorsun. Doğru mu? İnanılmaz doğru bir şey. Ben zaten bu heyecanlı, tutkulu ve geçirdiği zamandan keyif alan insanlarla hep çalışmak istiyorum. Çünkü Süper. sevdiğin işi yaptığın zaman aslında iş gibi gelmiyor sana evet, o. Evet. Kendini geliştiriyorsun, eğleniyorsun, üzerine bir de para alıyorsun. Aynen İnanılmaz evet. bir şey ya. Tam en sevdiği soru. kaç para kazanıyorsun falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey diyeyim gençler bu tarz şeyleri çok merak ediyorlar. <laughs> Yani böyle tabii sormam şahsi Hı -hı. olarak ama evet. gerçekten güzel kazandığını düşünüyor musun? Yani işletmeler olarak çünkü gençler şunu da çok merak ediyor. Ya özel sektör tamam da hani hocam ne olacak ki orada? Para kazanabilecek miyiz? Yani mesela 100 kişi bir ekibim var diyelim. Orada tam kaç kişi? 100-150 midir? Yani mi? 100'e yakın şu an. 2-3 şirkette toplam ha. şeyde. Mesela onlardan ne bekliyorsun mesela? Hı -hı. Onu da merak ediyorum. İstersen oraya da girelim. Hani bir genç senin kapını çalsa yıllar sonra bu videodan sonra mesela Hı -hı. 4 sene sonra gelse ben mezun oldum sizi tanıyorum dese ne arıyorsun mesela orada? Ben şöyle inanıyorum hani biri bizle beraber çalışacağı zaman şunu önce söyleyeyim. Ben mesela asla çalışanım gibi kelimeler kullanmam. Hmm. Ekip arkadaşım derim. Niye Tabii biliyor musun ki. abi? Çalışanın beni rahatsız ediyor. Empatiyle ilgisi var bunun. Hmm. Benim müdürüm, supervisor'ım, patronum beni senle tanıştırırken Mustafa da bizim eleman çalışanım dese birazcık incinirdim ya. Yani Mustafa evet. benim çalışma arkadaşım, ekip arkadaşım, takım arkadaşım dese çok mutlu ve olur ve gururlanırdım. Anlatabiliyor muyum? Bir kere çok güzel. Bakış açım bu kesinlikle. Bununla beraber benim böyle Twitter'a, LinkedIn'e vesaire bakan şeyi görür. size Team Sport diye bir şey yaz yazmışımdır oraya. Yani başarı bir takım sporudur abi. Hı -hı. Ben bu ne? Bu arada çocukluğundan beri altyapılarda basketbol oynamış ve takım sporu yapmış. Sporun etkisi de geliyor şu an. Bir yani onu sen daha iyi analiz ediyorsun. Tabii, Bana tabii. çok normal geliyor da böyle büyümüş bir insan olarak sen dünyanın en iyi basketbolcusu ol ...en iyi takımda olup olmadığın gerçek mesele. Evet. Sen tek başına o maçı kazandıramazsın. Çünkü beş kişinin savunma yapması lazım. Hücumda tek bile yapacaksan dört kişinin sana destek olması lazım. Tabii. O yüzden bu ekip olayı inanılmaz önemsediğim bir konu. Nasıl insanlara almaya, beraber çalışmaya çalışıyorum diye sorduğunda da... ...ben inandığım konu abi... ...meselenin yüzde sekseni karakter. Yüzde yirmi aslında diğer yeteneklerimiz, çalışkanlık ve... ...çalışkanlığı gerçi karaktere de bağlayabiliriz ama... ...hep hep tekrarladığım bir konu var. E bir insana her işi öğretirsin ama karakteri öğretemezsin. Çok güzel. Ve naçizane bugüne kadar belki beraber 300-400 kişi farklı kişiyle çalıştım. Binlerce belki on binlerce mülakat yaptım. Çok uzun bir yıl değil belki 11-12 sene iş hayatındayım ama sürekli kendi işini yaptığın zaman o belki başka birinin 40-50 senesine bedel yani. Evet. Ve öğrendiğim şey bu abi yani karakteri düzgün adam insan ne yapıyor ediyor, kervanı yolda düzüyor, öğreniyor işi, ilerliyor. Hele ki fırsat da verirsen yani, inisiyatif de verirsen ona. O yüzden genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza burada gerçekten iyi karakterli olun şeyini tavsiye edemem. Herkesin kendi bir fıtratı evet, var, yetişme evet. tarzı var ama bunu unutmasınlar yani uyumlu bir insan, saygılı, samimi, dürüst bir insan olmak birçok şeyden daha önemli. Hele bu çağda daha çok aranır durumda yani bunu çok çok önemsemekte fayda var. Çok çok önemli Kesinlikle. Hani şey gibi anlaşılması ya bu bir öğüt mü oldu acaba? Hmm, falan evet karakter olun dedi. E, hayır. Hakikaten çok çok önemli. İş i̇şte dünyasıyla şu dijital çağ diyoruz artık insanın insana daha çok böyle ihtiyaç duyduğu da bir çağ. Ben, ben öyle yorumluyorum. Çünkü farklı bir şeyler var orada. Hala böyle birileri bize güç veriyor bazen. Böyle bir motive ediyor bizi. Mesela şu anda ilk defa gördük birbirimizi tamam LinkedIn'den falan yaşıyorduk. Bu arada LinkedIn'den takip edin demem sebebi de buydu. Yani hatta Mustafa Anam'ı onu takip edebilirsiniz. Yani sağ orada birçok böyle iş insanı var. Takip edin ki bu alana ilgiliyseniz zaten gerisi akıp geliyor. Peki sendeki kafa yapısını da merak ediyorum ya da genel girişimcilikteki kafa yapısı nasıl olmalı? Başarı dediğimiz şeyin ortaya çıkması için sence? Abi şimdi şöyle. Bunu eminim sen de çok okumuşsundur biliyorsundur. İnsanlar aslında potansiyelini en böyle dorukta kullanması için aslında en zor şartların ve evet. olması gerekiyor. İnsan en zor şartlarda en büyük böyle sıçrayışları işte patlamayı yapıyor. Bununla ilgili girişimcilikte veya bir iş yaptığımızda veya bir şeye kafayı taktığımızda inanılmaz bir odaklanma lazım. Hı -hı. Ve oradaki başarı için, oradaki hikaye için gerçekten bir şeyleri feda etmeye hazır olmamız lazım. Bizdeki sıkıntı şu genelde. Bir şey yapmak istiyoruz herkese sorsan ama onun için gerekli fedakarlığı yapmaya gelince yapmak istemiyoruz. Yani kolay yoldan işte o yüzden kolay değil diyoruz. Hı -hı. Kolay yoldan ve hızlı şekilde bir şeyleri elde etmek, başarılı olmak, para kazanmak vesaire istiyoruz. Burada Bizim gerçekten hani gemileri yakabiliyor olmamız lazım. Çok kısa bir hikaye anlatayım. Rivayet edilir ki işte Tarık bin Ziyad var. İslam orduları gidiyor İspanya'ya ve işte karaya çıkıyorlar. Evet. Ondan sonra İspanyol askerlerin geldiğini diyorlar ve sayıların yüz binin üstünde olduğunu diyorlar. Askerler de böyle bir kıpırdanma oluyor. Korkmaya ve çekinmeye başlıyor. Bunu duyan Tarık bin Ziyad ordusunu dağın tepesine çıkartıyor. Ve o sahile onları baktırıyor aşağıda bir avuç asker var. Onlara talimat veriyor ve Hı -hı. diyor ki: "Gemileri yakın." diyor. O orduya ondan sonra dönüp diyor ki: "Ya burada diyor savaşarak ilerleyeceğiz ya evet. da savaşarak öleceğiz." diyor. Başka bir çözüm Başka yok. Bir yok, yok. Başka ihtimal yok. İşte şu an bizim kullandığımız gemileri yakmak olayı da Oradan. buradan geliyor. Çok Şimdi güzel. abi gemileri yakmaya hazır değilsen, bir bahanelerin arkasına sığınmaya çabalıyorsan veya bahane arıyorsan... bu de başarılı olmazsın. Onun dışında Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Bir sürü şey söyleyebilirim. Çok çalışın, şunu yapın falan. Bunları geçeceksin. Gemileri yakmaya hazırsan girişimci olmak da zorunda değilsin. Şu hayatta her şeyi başarırsın abi. Çok güzel. Final çok sağlam oldu. O gemiler yanacak diyelim. Sonra da o valizler <laughs> dolacak diyelim o zaman üniversite için. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Peki. öyle. Çok sağ olasın. bizi çok iyi ağırladın burada. Çok ne teşekkür ederim her şey için. Ne demek. Ee, bir ben teşekkür ederim. E, aşağıda Kolay Dil'in YouTube kanalı da var. Mustafa ile alakalı bütün linkler de aşağıda mevcut. Oranlara bakmanızı tavsiye ederim sayfam. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere <laughs> inşallah. Güle güle.